Evet. Rüyayı kim nasıl tabir edecek bu rüyayı? Evet. Birincisi o. İkincisi de konunun ortasında. Dünyada uyanıkken de uyku halindeysen o zaman içinde bulunduğun her şey hayaldir. Uyanıkken de nasıl uyku halinde rüyada? Evet. Şimdi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu dünya hayatındaki yaşantımızı şöyle niteliyor. Aslında uyku içindeki uykudayız. Yani rüya içindeki rüyadayız. Şu dünya hayatında yaşarken. Rüya içinde rüyadayız. Ölüm ile birlikte rüyanın içindeki rüyadan uyanık olmak söz konusu. Ama öbür rüya devam ediyor. Ahiret hayatında. Bu bağlamda fütuhatın başka yerinde aynen şöyle bir ifadede bulunuyor. İnsan bu anlamda gerçek uyanıklığa asla geçmez diyor. Yani her halükarda ahirette de insan bir nevi uykudadır, rüyadadır. Neden? Çünkü varlık olduğumuz için Allah'ın vücudi varlığı gibi bir varlığımız olmadığı için Allah'ın ilminde yaratmış olduğu ilmi suret olduğumuz için bu bizim rüyanın içinde rüya olduğumuz hakikatini koyuyor ortaya. Ama bizim için en kamil uyanıklık orada oluyor. Tabii bizim için, yani bizim penceremizden baktığımız zaman bizim için uyanıklık diye addettiğimiz yer ahiret hayatıdır. Dünya hayatı uykudur çünkü bizim için. Ama hakikatimiz itibariyle bakıldığında orada da rüyadayız. Dolayısıyla rüyadan hiçbir zaman çıkmayan, neden? Çünkü varlığız, bakın varlık. Yani bunu neden böyle demiş İbn Arabi Hazretleri? Gerçek vücut sahibi Allah olduğu için, gerçek vücut sahibi Allah'ın vücudi varlığı gibi bir yaratılmışın varlığı olamayacağından dolayı, çünkü onun ilmindeki ilmi suret. Dolayısıyla bu hale uyanılmayan bir rüya demiş ya. Uyanışı olmayan bir rüya halinde varlık. Bizim tarafımıza dönelim, bizim mertebemizden meseleyi değerlendirdiğimizde biz dünya hayatında uykudayız. Dünya hayatından ölümle birlikte uykudan uyanırız. Uyanıklık alanına geçeriz. Bu bizim tarafımızda. Ahiret hayatı bizim için uyanıklık yeridir. Dolayısıyla insanın diyor dünyadayken uykuda olduğunu bilmesi gerekir. Ve nasıl ki rüyada bir insan gördüğü rüyayı yorumlaması, tabir etmesi gerekir. O zaman dünya hayatının da tabir edilmesi gerekir. Tabii insan kendisi tabir edecek. Bunu tabir edecek ilme, donanıma sahip olursa tabir edebilir. Eğer böyle bir ilim yoksa neyini tabir edecek? Tabii ki tabir edemez. Dolayısıyla diyor ki böyle bir ilme, böyle bir donanıma sahip ol ki bu hakikatleri bil ki dünya hayatındaki yaşantının uyku olduğunu, rüya olduğunu bil ve bunu yaşarken tabir et. Eğer bunu yaşarken tabir edersen uyandıktan sonra ne olacağını da şimdiden bilirsin. Yaşarken tabir edenlerden olamazsan öldükten sonra zaten tabir edecekler sana. Yani sonucunla karşılaşacaksın ahirette zaten. Onun tabiri zaten ahirette. Bu dünya hayatının tabiri, bu rüyanın tabiri ahirette zaten karşımıza çıkacak. İşte bunu diyor dünya hayatındayken, yaşarken tabir edersen ahirette karşına çıkacak durumu şimdiden görmüş olursun. Evet, insan bu manada dünya hayatında bir rüyadadır. Ve bu rüyanın tabir edilmesi gerekir. Yine Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Fütuhat'ın başka bir yerinde ne demişti? Dünya tabir edilmesi gereken bir rüya, geçilmesi gereken bir köprüdür. Dolayısıyla bu dünya hayatı bir nevi köprüdür. Evet, bir nevi rüyadır. Sonrasında ne demiş sorduğun yerde? Dünyada uyanıkken de uyku halindeysen. Evet. Eğer ki diyor dünyada uyanıkken de uyku halindeysen o zaman içinde bulunduğun her şey hayaldir. Başka bir ifadeyle her durumun başka bir manaya sahiptir ve tabir ile anlamın bulunması gerekir. Ve devam ediyor. Her şey gördüğünden başkadır. Nasıl ki tabir, rüyada görülen şey tabir edilirken normal hayatta yaşantındaki şeylerin, olayların akışı gibi yorumlanmaz. Tabir ayrı bir şeydir. En basitinden işte süt. Dünya hayatında süt içebilirsin. Süt şifadır. Ama rüyada süt içmek nedir? İlimdir. İşte bunun gibi yani farklı farklı tabir edilir rüya. Bu bağlamda diyor, her şey göründüğünden başkadır. Sahih uyanıklığın ile hayalin bulunmadığı sahih duyu ancak ahiret hayatında olabilir. Yani bu sahih uyanıklığın ile hayalin bulunmadığı sahih duyu. Yani hayal
alanından çıkıp da sahih olarak duyularının gördüğü, uyanık haliyle gördüğün durum ancak ahiret hayatında olabilir. Bunu öğrendiğinde kerametlerin, bakanların gözündeki hayaller olduklarını sakın ileri sürme diyor. Evet, bunlar da diyor, bilmelisin ki iş gözle gördüğün şekildedir. Şimdi burada dünya hayatında önceki ön tarafında da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bir hadisi şerifi vardı ya, insanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar. Bunu da alalım bu konuyu anlamak adına. Diğeri, ölmeden önce ölünüz. Yani işte ölmeden önce, öldükten sonra uyanık hale geçeceksin. Ölmeden önce ölürsen dünyadayken uyanık hale geçersin. Henüz daha ölümü tatmadan önce rüyadan uyanmış duruma geçersin. Ya da diğer bir tabiriyle burada belirttiği gibi dünya hayatını yaşarken tabir edenlerden olursun. Ölmeden önce ölmek de bu oluyor işte. Dünya hayatını daha henüz yaşarken, buradayken aynı şekilde tabir de etmiş olursun. Tabir neydi? Ahirette karşılaşacağın durum, dünya hayatının karşılığı. Artık ceza mı olur, mükafat mı olur oradaki karşılık? İşte bunu dünya hayatında yaşarken insan tabir etmesi gerekir. Bunu tabiri içinde belli bir ilme sahip olması gerekir. Evet.